Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Güldin Tosun. Bu akşam etiketimiz bu gidişle. Birazdan haberlerimizi izlediğinizde neden bu etiketi seçtiğimizi anlayacaksınız. Sizler de bu gidişle etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Tam kapanmanın bitmesine yaklaşık 34 saat kaldı. Pazartesi sabahı itibariyle Türkiye tam kapanmadan çıkıyor, kontrollü normalleşmeye geçiyor ama nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi sürecinde sıkıntıya düşen esnaftan, işsizden, çalışandan helallik istemesi sonrası muhalefet helalleşme sandıkta olur demişti. Helalleşme polemiğinde bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için bunlar içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar, hainler demişti. Davutoğlu'ndan ne yanıt geldi? Kar kasete ve dolayısıyla tüm kırmızı et ürünlerine ne kadar zam geldi? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehidimizin haberi. Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan istihkam uzman onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine verildi. Şehidimiz gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde bir asker şehit oldu. Saldırıya Mehmetçik anında karşılık verdi. 5 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten askere PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı. Saldırıda ağır yaralanan istihkam uzman onbaşı Yasin Özdamar kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 24 yaşındaki şehit onbaşı Yasin Özdamar bekardı. Acı haberi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan ailesini yasa boğdu. Cenazede gözyaşları sel olup aktı. Amca Murat Özdamar yeğenini asker üniformasını giyerek uğurladı. Dünya ve ahiretin tabir eden haklarınızı helal ediyor. Helal. Pençe Yıldırım şehidi gözyaşları ve dualarla Çaltı köyü mezarlığında toprağa verildi. Operasyon bölgesinde görev yapan Mehmetçik ise hain saldırıya anında karşılık verdi. Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı hava saldırısıyla etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Efendim, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı şiddetlendi. Savaş uçakları son olarak uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin yer aldığı bir binayı yerle bir etti. 5 gündür süren katliamda 139 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail gece hedef aldığı Gazze'yi gündüz de bombalamaya devam etti. Uluslararası medya kuruluşlarının olduğu 13 katlı medya binasını canlı yayında vurdu. Gazze, Ramazan bayramının son gününde de İsrail'in kanlı saldırılarıyla sarsıldı. Savaş uçakları önce İçişleri Bakanlığı'na ait bir bina ve bankayı bombaladı. El Cezire ve Associated Press gibi uluslararası basın kuruluşlarının yer aldığı binada bombaların hedefi oldu. Bir saat önce yapılan tahliye uyarısının ardından 13 katlı bina yerle bir edildi. 5 gündür süren İsrail katliamında 139 Filistinli hayatını kaybetti. 950 kişi de yaralandı. Hamas saldırılara misilleme yaptı. İsrail'e 100 roket fırlattı. Sahil şeridindeki Ashdod ve Berşeba'yı vurdu. Siren seslerini duyan sokaktaki İsrailliler büyük panik yaşadı. İsrail şiddetine karşı Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler sokaklara döküldü. İsrail askerleri kendisine taş atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti.
gerçek merminin kullanıldığı olaylarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın birçok ülkesinde İsrail devlet terörü protesto edildi. Almanya, İngiltere, Fransa'nın başkentlerinde on binlerce kişi sokaklara çıktı. Lübnan sınırındaki şiddet karşıtı gösterilere İsrail ordusu müdahale etti. Sınırı aşmaya çalışanlara ateş açtı. Saldırılar gece gündüz sürerken İsrail Gazze'de sivillere yönelik yeni bir vahşete imza attı. Bir eve düzenlediği hava saldırısında 8'i çocuk, 10 kişinin ölümüne yol açtı. Acı büyürken 6 aylık bir bebek ise enkazdan sağ çıkarıldı. İsrail, Gazze'de sivillerin yaşadığı bir binayı daha hedef aldı. Aynı aileden 8'i çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan sadece 6 aylık Ömer bebek sağ kurtuldu. Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Son 5 günde 39 çocuk İsrail devlet terörünün kurbanı oldu. Savaş uçakları Şatim mülteci kampında bayram kutlaması için bir arada olan Ebu Hatap ailesinin evini vurdu. 3 katlı bina çöktü. 8'i çocuk, 2'si kadın, 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında dışarıda olan Muhammed Hadidi enkaza dönen evine geldiğinde hayatının en acı haberini aldı. 3 çocuğu ve eşinin öldüğünü öğrenince yere yığıldı. Muhammed Hadidi acı içinde feryat ederken mucize bir haber geldi. Saldırıda enkaz altında kalan 6 aylık Ömer sağ çıkartıldı. Bacağı kırılan bebek hastanede hemen tedavi altına alındı. Hadidi oğlunu yeniden gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Baba uzun süre evladının yanından ayrılmadı. Ağlayan oğlunu severek, elini öperek sakinleştirmeye çalıştı. Hadidilerle birlikte aynı saldırıda hayatını kaybeden Ebu Hatap ailesinin fertleri gözyaşlarıyla toprağa verildi. Efendim İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir, Kudüs değildir. Bu önemli, aklınızda dursun. Devam edelim. Şimdi şeye bakacağız, kapanma haberi. Pazartesi bilmecesi. Tam kapanmanın bitmesine yaklaşık 34 saat kaldı. Pazartesi sabahı itibariyle Türkiye tam kapanmadan çıkıyor, kontrollü normalleşmeye geçiyor. Ama nasıl? Kriterler neler? Bilen yok. 17 gündür dükkanını açamayan esnaf pazartesi ne yapacağını düşünüyor kara kara. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Erken açıklama olsa daha iyi olurdu. Çünkü toptancıya gitmemiz gerekiyor. Malzemelerimizi almamız gerekiyor. Temin etmemiz, ne satıp satamayacağımızı bilmediğimiz için. Hangi sektörlerin, hangi dönemlerde açacaklarının belirlenmesi lazım. Birçok esnaf yanında çalışanı çağıracak, malzeme alacak. 3 gün, 5 gün öncesinden haberimiz olsa, kapanma dolayısıyla şehir dışında olan personelimiz var. Onları çağırırız. Eksiklerimizi tamamlarız. Pazartesi sabahından itibaren tam kapanma bitiyor. Kontrollü normalleşme başlıyor ama detay yok. Kimler iş yerlerini açacak? Hangi saatler arasında çalışacak? Müşteri kabul edilecek mi, edilmeyecek mi bilinmiyor. Bizim kahvehaneler açılacak mı, açılmayacak mı? Ben orada başkanıyım, bilmiyorum. Ne yazık ki federasyon başkanı bilmiyor. Tek başkanı bilmiyor. Halkımız bilmiyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Haklarımızı helal etmiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ben pizza dükkanı işletiyorum. Haftada 40 kilo un işliyorsam benim yerim şu anda yaklaşık işte 2 haftalık falan götürebilecek konumda. Ama bu bayram gününde son 2 gündür benim stoklarım bitti. Belirsizlik en çok da yeme içme sektöründe tedirginlik yarattı. Çünkü onlar yapılacak açıklamaya göre sipariş listesini oluşturmak zorundalar. Yani kaç kilo tavuk ya da et siparişi verecekler şimdiden bilmek istiyorlar. Hatta bugünden çalışan sayısını da ayarlamak istiyorlar. Malzeme ne alacağız? 50 kilo mu, 10 kilo mu?
1 kilo mu 5 kilo mu ne alacağımızı bilmiyoruz. Kalifiye elemanların tekrar birçoğu memleketlerine döndü. Birçok çalışan tekrar iş yerine gelmesi zaman alacak. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Tam kapanma yasağının bitimine 2 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına randevu verdi. Kabine pazartesi günü toplanacak. Açıklama o günün akşamını bulacak. Esnaf pazartesi dükkanını açtığında kaç günlük malzeme alacak, izne gönderdiği kaç elemanını geri çağıracak bilmiyor. Çünkü kabine toplantısından çıkacak karar da bilinmiyor. Pazartesi günü atıyorum Z işletmecisi yüklü bir sipariş alırsa ne yapacak? Alamazsa ne yapacak? Yani sıkıntı üstüne sıkıntı tabii ki. 10 binlerce telefon, aynı zamanda mail alıyoruz. Esnaf artık gerçekten bunaldı. Hükümetten beklediğimiz şu belirsizliğin ortadan kalkması. Çünkü biliyorsunuz bundan önceki de bir gün önce açıkladılar, bir gün sonra kapattılar. Bizim elimizde et var. Yeşilliklerimiz var, malzemelerimiz var. Bunların çoğu çöpe gitti. Esnaf tedarikten personel sayısına kadar planlama yapamıyor yeni haftaya ilişkin. Pandeminin en acı faturasını ödeyen esnaf ve çalışanların gözü kulağı hükümette. Sıkıntı üstüne sıkıntı tabii. Bu gidişle esnaf da zorda kalır, tatile giden vatandaşlar da. Bu kapatma döneminde memleketine giden çalışanlar da. Ben başka bir konuda buradan sizleri uyarayım lütfen sevgili izleyiciler. Gittiğiniz yerlere virüsü taşımış olabilirsiniz. Oralarda COVID-19 virüsü mutasyona uğramış olabilir. Döndüğünüz büyük şehirlerde kendi isteğinizle bence bir 10 gün kendinizi karantinaya alınız. Hem kendiniz hem de halk sağlığı için. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz'u şimdi sunacağım haberde iyi dinlemenizi de rica edeceğim. Sayın seyirciler, 17 günlük tam kapanmanın son günlerindeyiz. Hedef 5000 vakaydı. Koronavirüs tablosuna bakılırsa o hedeften çok uzağız. Pazartesi günü belirsizliği yaşanırken İstanbul'a dönüşler başladı bile. Şimdi pazartesi işler başlıyor. İnşallah diyelim. Daha genelge yayılanmamış ama o yüzden dönmemiz gerekiyor. Herkes bu soruyu soruyor. Yani şu anda nasıl bir planlama yapıldı, ek bir açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı bilmiyoruz ama şu anda önümüzde olan pazartesi günü sabah 5'te kısıtlamaların sona ereceği. Belirsizlik var, kesinlikle var. Pazartesi günü daha şu an net bir açıklama olmadığı için iş bası yapabileceğiz gibi düşünüyoruz. O yüzden mecbur geri dönüş yapmak zorundayım. Belirsizlik yüzünden kimse ne yapacağını bilmiyor ama önlemini alıyor. 17 günlük tam kapanmanın bitmesine 2 gün kala yollarda hareketlilik başladı. Bayramın son günü yasaklar henüz kalkmadan İzin belgesi olanlar memleketlerinden İstanbul'a dönmeye başladı. Belki yasak bitene kadar da kalabilirdim ama şu an bilmediğimiz için genellikle de söylentilere göre, duyduklarımıza göre veya tahminlere göre açılacağını düşünüyoruz. Öyle umut ediyoruz. O yüzden de o riske girmemek için biz evlerimize ulaşmak istiyoruz. Normalleşme adımları pazartesi günü yapılacak kabine toplantısından sonra belli olacak. Yeniden sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağıysa henüz netlik kazanmadı. Bu belirsizliğe rağmen yavaş yavaş dönüşler başladı bile. Yeniden kapanma olur mu pazartesi günü? Bence olur gibime geliyor. Biraz tam açılamayız en azından. Bir belirsizlik olduğu zaman hep herkes o zaman kendi kararını vermeye başlar. Bunları iyi planlamalı ve iyi yönetmeliyiz ki toplumda daha az soru işareti olsun. Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğuydu halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz. Salgının hız kesmediğini söyledi. Zaten koronavirüs tablosu da bunun kanıtı. Günlük vaka sayısında hedef 5000'di, hala 11000'lerde. Hala daha günde yani 5 otobüs dolusu insan ölüyor Türkiye'de. Dolayısıyla salgının hız kesmediğini, tam tersine mutant varyant virüslerle, yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Koronayı hiçe sayıyorlar ve asker eğlencesi. Hiçbir cezai uygulama yok. Uyarılara ve tam kapanmanın devam etmesine rağmen İstanbul Kağıthane'de asker uğurlamak isteyenler dışarıdaydı. Karaköy'de ise bir grup genç böyle denize girdi. Türkiye nüfusuna göre vaka sayımızın 1 ila 1500 arasına düşmesi gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda 5000'de yüksek bir rakam aslına bakarsanız. Uzmanlar hedefin 5000 değil 1000 olması gerektiğini söylüyor. Türkiye normalleşmeye şimdilik uzak gözüküyor. En büyük endişe ise daha önce yapıldığı gibi aniden tümden gevşeme. Eğer sabah yani 5'ten sonra her şey serbestse birdenbire yeniden bir nüfus hareketi göreceğiz. Evet yani böyle...
13 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde Türkiye henüz ilk doz aşıda 15 milyon kişiyi bile bulamadı. Hızlı başlayan süreçte dünyada 5. sıraya kadar çıkmıştık. Tek doz aşıda dünyada 14. sıraya geriledik. En büyük riskimiz şu, kapanmanın ardından büyük bir beklenti var tekrar normalleşme sürecine girme için. Ama bağışıklamamız kapanmaya başladığımız dönemden veya ondan öncesinden daha iyi durumda değil ki. Tam kapanmaya girildiği günle hemen hemen aynı noktada Türkiye'deki aşılama. Günde 2 milyon doz aşı yapılabileceğini söylüyordu Sağlık Bakanı. Kapanmanın başından bu yana ilk doz aşısını olanların sayısı 2 milyonu bulmadı. 16 günde 1 milyon 400 binle sınırlı kaldı. Biz gerektiğinde 1,5 milyona kadar, hatta 2 milyon bile olabilir, aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz. İyi başlarken geride kaldık aşılamada. Geldiğimiz noktada da aşılama oranı olarak Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu söyleyemeyiz. 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı'na vurulan aşıyla başlamıştı süreç. Türkiye hızlı başlamıştı aşılamaya. İlk yapılan dozlarda elimizde hem aşı vardı hem de bu aşıya en istekli grup olan sağlık çalışanlarını aşılamıştık. Ardından gelen süreçte de ne yazık ki aşı bulamamaya başladık. Dünyanın takip ettiği uluslararası bir internet sitesi hangi ülkenin aşılamada kaçıncı sırada olduğunu işte bu çizelgeyle gözler önüne seriyor. Türkiye'de ilk aşılama süreci 13 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Gelelim ilk aşılamadan 2 gün sonrasına, yani 15 Ocak tarihine. Bu çizelgeye göre Türkiye dünyada 5. sırada ve ilk aşılamadan bir ay sonrasına bakalım şimdi de. Yani tarihler 15 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye 5.'likten 8.'liğe geriliyor. Ve aslında en önemlisi, yani günümüz, çizelgeye göre Türkiye şu anda tek doz aşılamada iyi başladığı aşılama sürecini 14. sırada devam ettiriyor. Tek doz aşıda 14. sıraya geriledi Türkiye. Aşılamada hızlanan ülkeler tedbirleri gevşetirken Türkiye mecburen geriden takip ediyor. Çünkü aşı yok. Hafta ortasında gelen 1 milyon 300 bin doz da Türkiye'yi öne geçirmeye yetmeyecek. Henüz nüfusun %13 aşılanabildi. %70'e ulaşmak gerekiyor. Toplumsal bağışıklık oranımızı %70'lerin üzerine çıkarttığımızda biz o zaman rahatlayacağız. Aşılama oranları iyi olup toplumsal bağışıklığını yükselten ülkeler yavaş yavaş maskeleri çıkartmaya başladılar. Bunu yapamazsanız bulaşı engelleyebilmek için kısıtlamalarla devam etmek zorunda kalıyorsunuz ki bunun da götürülebilir ve kaldırılabilir bir tarafı artık kalmadı. Tam kapanmada en azından öğretmenlerin tamamının aşılanması bekleniyordu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusunun açıldığını duyurdu. Yani %40'ına hak tanındı. Geri kalanlar ve üniversitelerdeki öğretim üyeleri beklemeye devam ediyor. Serbestleşme olacaksa bunun ilk yapılacağı yerin okullar olması gerekiyor. Eğitimi sürdürebilmek için öğretmenlerin aşılanması çok önemliydi. Ne yazık ki bunun tam olarak başaramadık. Birçok izleyicimiz bankacılar arası istiyor etiketiyle. Biz bankacıları unuttular. Bankalar bir yıldır tek bir gün kapanmaya girmeden tek başlarına mücadele ediyor. Şube çalışanları ölmek istemiyor. Sesimizi duyurun lütfen demiş. Anladığım kadarıyla onlar da çok çalıştıkları için aşı önceliği istiyorlar. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi sürecinde sıkıntıya düşen esnaftan, işsizden, çalışandan helallik istemesi sonrası muhalefet helalleşme sandıkta olur diyerek erken seçim çağrısını sürdürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha seçime gidelim, halk kararını versin dedi. Helalleşme diyor. Neyin helalleşmesi ya? Vatandaş sizden hibe bekliyor. Dükkanı kapattı. Bana yardım et diyor. Çoluk çocuğum aç diyor. Kirayı ödeyemiyorum. Elektrik parasını ödeyemiyorum. Doğalgazı ödeyemiyorum. Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Erdoğan Türkiye'yi seviyorsa süratle bir erken seçime gitmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi sürecinde sıkıntıya düşen esnaftan, çalışandan, işsizden helallik istemesini konuşuyor siyaset. Muhalefetin tepkisi erken seçim çağrısıyla sürüyor. Eğer helalleşmek istiyorsanız seçim sandığıdır helalleşmenin yolu. Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Erdoğan eğer gerçekten helalleşmek istiyorsa
O beşli çeteye parayı vermeyecek, diyecek ki kardeşim bana yıl sonuna kadar izin verin. Ben bu parayı size değil esnafa dağıtacağım. Bunu söyleyecek, o kadar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun korkma, getir sandığı helalleşelim. Cumhurbaşkanının vatandaştan helallik istiyoruz sözlerine karşı Akşener, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu arka arkaya erken seçim çağrısı yapmıştı. Helalleşme sandıkta olur diyerek. CHP lideri Halk TV'de katıldığı programda o çağrıyı tekrarladı. Gel erken seçim yap. Ondan sonra vatandaş ülkeyi yönetecek yeni kadroları iş başına getirsin. Girdiği her seçimi kaybetmiş, son iki seçimde korkusundan aday bile olamamış biri için ne kadar cesur konuşuyor değil mi? Seçimin zamanı belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yoksa ilk seçimde aday mısın? Kılıçdaroğlu'nun sandık talebine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kudüs çıkışıyla CHP liderine ses yükseltince ana muhalefetten sert yanıt geldi. Ramazan bayramında Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır. Hadsiz şuursuz. Kudüs kan ağlarken Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor? Seçim talebi elbette tatil aymazlığından çok daha meşrudur. Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak. Türkiye'yi daha perişan, daha sorunlu bir hale getirmek istemiyorsa bir erken seçime gitmek zorunda. En büyük hakem kim? Halkın kendisi. Memnunsa zaten vatandaş tekrar seçecektir. Erken seçim tartışması aylardır ülkenin gündeminde. Cumhur İttifakı ortakları seçim yok diyor ama muhalefet ısrar ediyor. Erdoğan'ın pandemi sürecinde sıkıntıya düşen vatandaştan helallik istemesi tartışmayı yeniden alevlendirdi. Erken seçim çağrıları bir yanda, diğer yanda ise olası ilk seçimde Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu. Liderler katıldıkları her programda bu soruyla karşılaşıyor. CHP liderine de soruldu. Kılıçdaroğlu, kararı Millet İttifakı bileşenleri verecek, benim olmam istenirse onur duyarım dedi. Millet İttifakı öyle bir karar alırsa elbette yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı hepimizin onur duyacağı bir yer. Muhalefet erken seçimi dillendirirken bir taraftan da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusu merak ediliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Halk TV'de katıldığı programda Millet İttifakı ortak karar alırsa Cumhurbaşkanlığı makamı onur duyacağım bir yer diyerek adaylığa yeşil ışık yaktı. Millet İttifakı'nda demokrasi vardır yani. Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse oturulur, konuşulur, tartışılır. Her parti ayrı ayrı aday mı çıkaracak, tek aday mı çıkacak, nasıl çıkacak, bunlar konuşulur. 2023 Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes rahat olsun. Bizim ittifakımızda Cumhuriyet Halk Partisi herkesin güvencesidir. Artı bu güvencenin yanında Temel Bey de olacak, İyi Parti de olacak. Meral'im de olacak. Bu güvencenin yanında Demokrat Parti olacak. Eğer olursa, ittifak büyürse Ali Babacan olacak. Efendim Sayın Davutoğlu olacak. Prensip olarak hiç reddetmedik bunu. Yani kesin ittifak yapmayız demiyoruz ama bugün biraz erken diyoruz. Ben kazandım. 3 kişi, 5 kişi kazandı. Diğerleri kazanmadı değil. Milletvekili çıkarsın veya çıkarmasın. Bu ittifak sürecinin içinde olacak ve karar süreci içinde olacak. Yetkili yerde olacak. CHP lideri Millet İttifakı'nda bugün olmamalarına rağmen Babacan ve Davutoğlu'nun da ismini andı. Millet İttifakı'nın genişleyeceğinin mesajını da çok açık verdi. Olası iktidar değişiminde parlamenter sisteme geçiş için bir hazırlık dönemini işaret etti. Ama ilk yapılacaklar arasında garanti ücretli kamu özel işbirliği projelerinin kamulaştırılması var dedi. Gerçek maliyetler çıkacak. Üstüne makul bir kar vereceğiz. Al paranı kardeşim, güle güle. Gerekirse ben bunun için kampanya da açacağım. Beşli çetenin parasını verelim, Türkiye'yi, evlatlarımızı ve onların torunlarını bu yükten kurtaralım diyeceğiz. Pandemi cezası diye bir ceza olmayacak, tamamını sileceğiz. Artı ödeyenleri de iade edeceğiz. Bir sürpriz olmazsa en erken seçim 2023 yılında. Muhalefet ise yarın seçim olacakmış gibi hazırlık yapıyor, vaatlerini anlatıyor. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı karar alırsa Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım dedi ama kendisi olmazsa da adayın ittifak içinden çıkacağını söyledi. Yeni Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı içinden olacağını net olarak öngörebiliyor musunuz? Öyle tahmin ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eski yol arkadaşları Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu arasında hain polemiği var. Ali Babacan geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığı sürecinde "ben de masada vardım" demiş. AK Parti aynı seçimde Babacan'ın Erdoğan için adaylık imzası verdiğini açıklamıştı. O konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazeteci Abdülkadir Selvi'ye konuştu. Bakalım ne dedi? 18'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Ali Bey, teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Bunlar içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar. Sayın Babacan bir açıklama yaptı. Bu onu ilgilendiren. Buradan hareketle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuyu istismar ederek okları bana da çevirme çabası açık bir şekilde saptırmadır, yalandır. Biz Mescid-i Aksa'yı ihya etmek ve korumak için bütün hayatını vakfetmiş insanlarız. Hangi vicdanla Sayın Erdoğan bunu söyler? Ali Babacan'ın 2018 yılında Abdullah Gül'ün çatı adaylığı teklifinde "ben de vardım" sözlerine karşı Cumhurbaşkanı'nın tepkisi. Erdoğan, Babacan'la Davutoğlu için hain ifadesini de kullandı. Davutoğlu meydan okudu. Allah'ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım. Hodri meydan. İddiaları neyse her yerde tartışmaya hazırım. Hep beraber olsaydı bütün genel başkanlar yani o gün gelip de yani siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olur idi. Deva Partisi lideri Ali Babacan 2018 seçimlerinde muhalefet Abdullah Gül isminde anlaşsaydı Erdoğan seçimi kazanamazdı dedi. Gül'e adaylık teklifi sürecinde kendisinin de yer aldığını söyledi. Ancak AK Parti aynı seçimde Babacan'ın Erdoğan'ın adaylığı içinde imza verdiğini açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği imza listesinde Sayın Babacan'ın kendi el yazısıyla yazdığı adı var. Buna ikiyüzlülük denir. O dönem artık aidiyetinin hemen hemen hani sıfırlandığı bir dönem doğrusu. Hı hı. Yani üstelik sadece bir hazırlıktan ibaret bir dönemden burada bahsediyoruz. Yani daha ortada somut bir şey yok. Dolayısıyla orada bir çelişki ben açıkçası görmüyorum. Babacan AK Parti milletvekili olarak Gül'ün adaylığı için çaba sarf ederken aynı zamanda Erdoğan'ın adaylığına imza vermiş olmasına ilişkin çelişki yok açıklaması yaptı. Babacan'ı köşesinde eleştiren iktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi o yazıdan sonra Erdoğan'ın kendisini aradığını açıkladı. Cumhurbaşkanının Babacan ve Davutoğlu için hain ifadesini kullandığını. Bunlar içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar. Hainler. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Bu iş böyledir. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Herkesle yüzleşmeye hazırım. Sayın Cumhurbaşkanı karşıma geçsin ve gözümün içine baka baka bana beni ihanetle suçlasın, alacağı cevabı herkes görür. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hodri meydan diyerek Cumhurbaşkanı'na televizyon yayını çağrısı yaptı. Babacan'ın Gül'ün adaylık sürecinde "ben de vardım" açıklaması Erdoğan'la eski yol arkadaşları arasındaki gerilimi tırmandırdı. Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'in iddialarının siyasetteki yansımaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, yargı harekete geçmeli demişti. Muhalefet de savcıları göreve çağırıyor. AK Parti cephesinden bu görüşlerin aksini savunan yeni bir açıklama geldi. Oturuyor orada, ahkam kesiyor. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, ya kardeşim devleti ben yönetmiyorum ki. Soruşturma başlatabilecek cesareti olan bir savcı çıktı mı? Peki savcıya böyle şunları araştır diye bir talimat veren var mı? Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in uyuşturucu ticareti suçlamaları, hakkında soruşturma olacağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyledi, koruma tahsis etti iddiaları. Kılıçdaroğlu, savcılar neden harekete geçmiyor diye sorarken AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Kanal 42'ye konuştu. Bir mafya ile adı anılan birinin bir söylemiyle savcılar harekete geçerse bütün namussuzlara yeni bir alan mı açalım? Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. İçişleri Bakanı, organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'in iddialarını yargıya taşıyacağım demişti. Ama AK Partili vekil, savcıların harekete geçmesi namussuzlara alan açar dedi. Her video yayını yapanın arkasından gidecek olsa istihbaratı, savcısı bir ülkenin demokratik duruşu, adaletinin bir anlamı kalmaz. İyi de kim ispat edecek? Hangi savcı soruşturma başlattı? Ben mi gidip araştıracağım?
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar başta olmak üzere tüm iddiaları için yargının harekete geçmesi gerektiğini söylemişti. Muhalefet de aynı fikirde. İktidarı mafyayla ilişkili olmakla suçluyor muhalefet. Ya mafyayı niye suçluyorsun? Ona yaratılan bir iklim var. Bütün kapıları açmışlar. Bir mafya liderinin bir İçişleri Bakanı'yla veya bir siyasetçiyle yan yana fotoğraf çekmesi ne demektir? Polise bak bana dokunma kardeşim. Bu anlama gelir. Beni tanıyanlar ve birlikte çalışanlar bilir ki mafyadan nefret ederim. Düne kadar el bebek gül bebekti değil mi? Mitingler düzenlendi. Ya siz dünyanın hangi ülkesinde mafya liderine devlet koruma verir ya? Akıl alacak şey değil ya. Oda TV'de hakkında kırmızı bülten hazırlanan Sedat Peker'e 2018 yılında ve yurt dışına çıkmadan 8 ay önce 2019 yılında koruma polisi verildiğinin belgelerini yayınladı. Lağım patladı. Yolsuzluklar, haksızlıklar, adaletsizlikler artık gizlenemiyor. Bu kadar kirliliği örtemezler. Koku her tarafa sarıyor. Bir yerde bir pis koku geliyorsa bu devletin çok ciddi istihbaratı var, şey var. Cumhurbaşkanımıza bunun bilgileri gider. Gerekenler yapılır. CHP, Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yla Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti milletvekili Tolga Ağar hakkındaki iddialarını meclise taşıyacak. Araştırma önergesi verecek. Mehmet Ağar'ın FETÖ liderini ziyaretimden devletin bilgisi vardı sözlerinin de araştırılmasını isteyecek. Bir seferinde beraber gittik. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır. Erdoğan'ın isteğiyle Sayın Fehmi Koru gitmişti. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin bütün sorunlarına vakıf olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi biz araştırma önergesi vereceğiz. Ete gelen zam tüketicinin yabancı olduğu bir durum değil. Her ay hatta bazen her hafta zam geliyor. Ancak bu kez tek seferde gelen %10'luk zam sadece tüketiciyi değil kasapları da şaşırttı. Ete %10 zam geldi. Karkasa bir seferde %10 zam geldi. Hiçbir zaman böyle bir zam görmedik. En fazla her zaman birer lira birer lira zam yapılırdı. Her gün zam geliyor. Fiyatlar yakıyor. Çok pahalı her şey. Kıyma alıyorum. Kıyma daha hesaplı. Yarım kilo, yarım kilo. Kiloyla almayı çoktan unuttu tüketici. Ancak son gelen zam yarım kilo içinde zorlayacak. %2, %3 zam geliyordu kırmızı ete. Bu kez tek seferde %10 zam geldi. Kasabın aldığı karkas yani kemikli et 41 liradan 45 liraya yükseldi. Zam tüketiciye de aynı oranda yansıdı. Müşteri ister istemez %10 oranında yansıyacak. Karkas ete gelen %10'luk zammın ardından kasaplarda fiyat listeleri de güncellendi. Dana kıyma ve kuşbaşı 68 liradan 75 liraya çıktı. Dana biftek 95 lira. Dana bonfile ise 135 liradan satılıyor artık kasaplarda. Arkanızdaki tabelayı gördünüz mü? Haftada bir mutlaka değiştiriyor. Sürekli değişiyor. Çok zor. Ayda bir belki alabiliyoruz. Emekli insanlarız. Tüketici zamma şaşırmıyor ama artık tabelada yazan kırmızı et fiyatına bütçenin el vermesi çok zor. Özellikle de emekli maaşının. İstanbul Bayrampaşa'da dar ve orta gelirli grubundaki tüketiciye et satan bu kasapta kıymanın bile kilosu 75 lira artık. TÜİK'e göre ise Türkiye genelinde ortalama fiyat Nisan ayında 57 liraydı. Resmi rakamlar bile bir senedir 50 liranın üzerine işaret ederken tüketici her geçen gün gelen zamlarla daha da zorlanıyor. Bütün müşterimiz 20 liralık, 15 liralık, 50 liralık alıyor. Bir kilo alan müşterimiz çok azaldı. Yem ithal, dövizle birlikte üreticinin maliyeti artıyor. Sofraların hasret kaldığı, tüketicinin artık lüks dediği ete yeni zamlar bekleniyor. Yeme ve yoncaya, samana %100 zam gelmesinden kaynaklanan zamlar. Daha da zam geleceği söyleniliyor. Karkas fiyatın 50 TL'ye bulunacağı söyleniliyor. Alır mıyız, alamaz mıyız o belli değil. Her şey lüks oldu, bir et değil ki. Pazarcılar içinde ikinci kez kurabildi tezgahlarını. Kuramadıkları günlerin faturasıysa etiketlere yansıdı. Meyve, sebze çok pahalıydı. Pazar daha pahalı bu aralar yani. 2 hafta önce daha uygundu. Geçen hafta bu kadar değildi. Bayram haftası bundan daha iyiydi. Hiç güzel değiller. Ucuzlamıştı. Ne oldu buna böyle ya? Ucuzluk bekliyordu tüketici ama etiketler yine ateş pahasıydı. Tam kapanmada ikinci kez açıldı semt pazarları. Yaşanan krizin ardından ilk kez geçen hafta cumartesi günü izin verilmişti pazarlara. O karar alınana dek üreticinin meyvesi sebzesi ziyan olmuştu. Geçen haftada o yüzden pahalıydı ürünler. Bu hafta ucuzlamıştır diye gitti tüketici ama öyle olmadı. Fiyatlar yine çok yüksekti. Ne kadar ayırdınız pazar alışverişine? Vallahi 50'den yukarı ayıramıyoruz kızım.
50 lira mı? 50 lira. Ne alacaksın? Yarımşar kilo alıyoruz. Haftalık ne yapalım, emekliyiz. 50 liraya haftalık mı? Haftalık pazar parası. Ne aldınız? Salata aldım. Başka ne alacaksın? Bilmiyorum. 50 liraya geldim. Ne alacağım bilmiyorum. Ne alayım söyle bana, ne alayım. Bir haftalık mutfak alışverişi için 50 lirayla çıktı emekli pazara. Ne alacağını şaşırdı. Çünkü her üründen azar azar almak için bile yetmedi o para. Pazara çıkıyorum bakıyorum ne var ne ucuz diye. Ama yok ki ucuz. Her şey 10 lira 15 lira. Hanım ne sipariş verdi? Ne verecek? Bak, bak diyor ikinci diyor, fiyatlara bak. Git ondan sonra bakacağız dedi. Param ne kadarsa o kadarlık almaya çalışıyorum yani. Ne mesela çok pahalı? Ne pahalı diyeyim? Meyve alabilecek mi? 18 lira kilosu. Ne var mesela sepetinizde? Hiçbir şey yok. Sadece telefonum var. Neyle dolduracaksınız? Hiçbir şeyle. Ne pişireceksiniz tencerede? Annem tamam. Gönderdiği bulgurla tarhana var onu yapacağız. Pazarcılar tam kapanmada haftada bir kurdu tezgahlarını, fiyatlarını da ona göre belirledi. Pazar fiyatları market fiyatlarına alternatif olamayacağı kadar yüksek. Çünkü alışveriş için pazarın kurulmasını bekleyenler pazara gelince markete gelmiş gibi hissediyor. Bazı marketler ucuz, Zeytinburnu'nun aşağıda bir market var, o daha uygun hakikaten. Burada 7 lira domates, orada 5 liraya markete gitmiş gibiyiz. Yani pazar biraz daha uygun olması lazım. Zaten para bulu hiçbir şey kalmadı. Geçen sene Mart ayından bu seneye kadar dünya kadar zarar ettim. Arabamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Hala da kaybetmeye devam ediyorum. Pazarcı da tüketici gibi dertli. Tam kapanma sadece fiyatları değil, pazarcının kazancını da etkiledi. Daha pahalıya satıyor ama daha az kazanıyor artık pazarcı. Borçlarımız var, evde her şey, çocuklar var, masraf ağır. Dönmüyor yani, çalışmadığı zaman biz yokuz. Biz bir gün çalışmazsak 15 gün geriye gidiyoruz. Perişanız, yine perişanız. Halde fiyatlar yüksek. En ucuz malları alıp satmaya çalışıyoruz ki insanlar yesin diye. Fiyatlar da uçtu. Hele bu yasakta iyice uçtu. Alamıyoruz. Mesela 5 lira olan 8 lira oldu. 3 lira fazla. Anladınız mı? 10 lira olan 15 lira oldu. Çok sevgili izleyiciler, şöyle bir hatırlatmada bulunmak zorundayım. Çok fazla kendi tweetinizi atarsanız ben hiç kimseninkini başka göremiyorum ve okuyamıyorum şu anda. Çünkü tek bir görüyorum, o da depremzedeler. Evet mağdursunuz anlıyorum ama işte sadece sizin tweetlerinizi görebiliyorum ben. Umarım anlatabilmişimdir, sağ olun. Efendim Sakarya Üniversitesi'nde görevli profesör canlı derste mikrofonu açık unuttu. Meslektaşına iki öğrenciye staj için nasıl torpil yaptığını anlattı. Senin dedim staj yapmak istediğinden haberim oldu dedim. Burada stajını yapabilirsin yazın dedim. Tamam. Ama etrafa yayma dedim. Ben dedim herkesi almıyorum dedim. Ben çok bilmiyorum. Ben şeyini biliyorum. Dayısını biliyorum. Bizde profesör dayısı. Hmm. Ben tanımıyorum. Çocuğu çıkıyor ya. Canlı derste mikrofon açık kalınca üniversitedeki dayı torpili de ortaya çıktı. Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özmen bir süre sonra mikrofonun açık kaldığını fark etti. Anlattığı torpil için mesele değil dedi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Ben mikrofonu da kapatmamışım ama siz de duymuş oldunuz. Mesele değil, arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen. Ne iş bulursam onu yapacağım yani. Ama bulamadım. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Her 4 gençten birinin işsiz olduğu Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan nitelikli olanın iş bulabileceğini söylemişti. Gençlerse torpilin liyakatin önüne geçtiği görüşünde. Gerçekten zor yani, bir tanıdığın olması gerekiyor. Yani bu yani torpil başka bir şey değil. Ben çok herkesi almıyorum yani, şimdi özel birkaç yıl benim de yeğenim gelecek mesela. Çalışsınlar burada, onları ben şey yaparım. Canlı derse verilen arada mikrofonu açık unutan Profesör Doktor Ahmet Özmen de staj için torpil yaptığını anlattı meslektaşına. Öz yeğenini de, bahsettiği öğrenciyi de staj için kayırdığını söyledi. Burada stajını yapabilirsin yazın dedim. Tamam. Ama etrafa yayma dedim. Ben dedim herkesi almıyorum dedim. Ben çok bilmiyorum. Ben şeyini biliyorum, dayısını biliyorum. Bizde profesör. Sakarya Üniversitesi'nden ya da profesörden henüz bir açıklama yok. Gençlerse staj için de iş bulabilmek için de umutsuz. İş yok. Tanıdık sokmak lazım dediler. Sokamadık, tanıdık yoktu. Markete, giyim mağazalarına falan başvurdum hani iş bulamayınca. Orada da yok. 7
katlı riskli binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gerekiyor ama yerine 5 katlı binaya izin veriliyor. Kimse evinden feragat edemeyeceği için dönüşüm düğümü yaşanıyor. Fox muhabiri Öznur Aslan ve kameraman Tamer Gonca o binanın halini yakından gözlemledi. Milletin, halkın yani hayatı söz konusu burada. Kimse çürük binalarda oturmak istemiyor. Çürük binada oturmak istemiyorlar ama mecburlar. Betonu bir dokunuşla dağılan bu binaya riskli raporu da verildi ama 60 gün içerisinde boşaltılması için gönderilen bu tebligata rağmen ailelerin eli kolu bağlı. Çünkü ne gidebilecekleri bir adres gösterildi ne de yeni yapılacak bina için hak sahipleriyle uzlaşma sağlanabildi. Binamız çürük, tamam. Çıkalım ama şöyle bir sorunla karşı karşıya geliyoruz şu anda. Bina 7 katlı ama yıkılıp yeniden inşa edildiği zaman 2 kat olmayacağını söylüyorlar belediye bize. Burada 4 daire olmayacak ama tapularımız var. İstanbul Zeytinburnu kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyulan ilçelerden biri çünkü bu ilçede bazı binalar hiçbir müdahaleye gerek olmadan kendi kendine çöküyor. Diğer binalarda riskli, işte o riskli binalardan biri de Yeşiltepe mahallesindeki 7 katlı bu bina. İçeride 70 kişiden fazla insan yaşıyor ve binanın yıkılma riski var. Biz de çürük binada oturmak istemiyoruz. Biz de istiyoruz sağlam binada oturalım. Yani can güvenliğimiz şey olsun. Binanın riskli olduğunu anlamak için derinlemesine bir inceleme yapmaya gerek bile yok zaten. Beton kendini gösteriyor. Hatta beton demek bile mümkün değil. Çünkü içerisinde deniz kabukları dolu. İşte bunlar da binanın ne kadar riskli olduğunun göstergesi. Raporlar da görüntüyü doğruluyor. Belediye ve bina sakinleri yıkım konusunda hemfikir ama kat sayısı konusunda uzlaşma sağlanamıyor. Çünkü 7 katlı binanın yerine 5 kata izin veriliyor. 5 katsa 5 kat, 7 katsa 7 kat diye aynısını yıkılıp yeniden yapılmasını istiyor büyükşehir. Ama bunu ilçe belediyesi istemiyor. Bu iki belediyenin bir an önce istişare halinde bulunmaları lazım. Bina sakinleri bu riskli binada canları pahasına yaşamak istemiyor. Bir ay sonra binayı boşaltmak zorundalar. Öncesinde kat düğümü çözülsün istiyorlar. Pandemi var. Kimse çalışmıyor. İş yok, güç yok. Nereye gideceğiz? Ailesinden kalma daire babasının dairesidir. Yiyecek ekmeği yok. Olanı var, olmayanı var. Bir an önce el atılsın ama devlet tarafından el atılsın buna. Devlet tarafından el atılsın demiş mağdur vatandaşımız. Haklı. Hafta içi anchormanimiz Selçuk Tepeli'den emanet aldığım bir bilgiyi paylaşayım. Son 20 yılda beton kullanımında dünya birincisi olmuşuz. 2 milyar metreküpe yakın beton kullanmışız. Yani dünyada birinci olmak iyi bir şey tabii. Öyle de işte bu vatandaşımız gibi İzmirli depremzedeler de mağdur. Bu gidişle hangi birine nasıl el atacak devlet? Yanıtını da vereyim ben. Yüksek yüksek gökdelenler yapıp zengin Araplara satarak değil mesela. Ve efendim Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Gözler şampiyonu belirleyecek maçlara çevrildi. Maçlar 20.30'da, saat 20.30'da, şampiyonluk kutlaması ise yasak. Galatasaray vazgeçmez. Sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez. Hala matematiksel olarak devam etse de bu. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Cumartesi günü hep beraber ne olacağını göreceğiz artık. Şampiyonu belirleyecek o gün geldi çattı. Türkiye'de tüm gözler Süper Lig şampiyonunu belirleyecek maçlara çevrildi. Şampiyonluk düğümü son haftaya kalınca heyecan da hiç olmadığı kadar yüksek. Aynı puana sahip Galatasaray ve Beşiktaş arasında gözükse de yarış, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre Fenerbahçe'nin de ipi göğüsleme ihtimali var. Üç büyüklerin maçı 20.30'da. Beşiktaş Göztepe'nin konuğu, Galatasaray ise Malatya Spor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin maçı da Kayseri Spor'la. Galatasaray ya da Beşiktaş. Biri kazanır, diğeri kaybederse kazanan şampiyon olacak. İki takım da kazanırsa şampiyonu atılan gol sayısı belirleyecek. İkisi de kaybeder, Fenerbahçe rakibini yenerse ligin şampiyonu sarı lacivertli takım olacak. Ligin son haftası kapanmaya denk geldi. İçişleri Bakanlığı valiliklere şampiyonluk genelgesi göndererek kutlamaları yasakladı.
Saat şu anda 19.43. Yaklaşık 45 dakika sonra, 46 dakika sonra bu maçlar başlayacak. Herkes merakla bekliyor. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar 3 takımın da kazanma ihtimali var. Her takıma, hepsine başarılar dileyelim Fox Haber olarak. Bakalım kim şampiyon olacak, ben de merakla bekliyorum ve izlemeye çalışacağım bu akşam. Şimdi araya gideceğiz ama etkili hayvan hakları yasası hemen diyerek tabii her zaman olur. Efendim, Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz, hoşçakalın. Feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim.